Volkanik patlamalar dünyadaki en büyük güçlerden biri. Göz alıcı lav kaynaklarından ölümcül patlamalar. Yüksek sıcaklıktaki kül ve gaz bulutları tüm bir şehri kaplayabilir. Ya da sakin nehirleri kaynayan çamur ve döküntü seline dönüştürebilir. Bilim insanları bu öngörülmesi güç saatli bombaları anlamaya uğraşıyor. Eşi benzeri görülmemiş bu olay karşısında şaşkına döndük. Dünyanın etrafını dolaşarak zamanımızın en büyük volkanik püskürmelerini inceleyeceğiz. Her biri öncekinden daha yıkıcı. Her biri dünyamızı tanınmaz hale getirebilecek nihai patlamaya bir adım daha yaklaşmamıza neden oluyor. Volkanik patlamalar bize dünyamızın yaşamakta olduğunu dramatik bir şekilde hatırlatıyor. Yıkıcı güçleri 4 milyar yaşında ve saygıyı hak ediyor. Yanardağlar adeta güzel ve çirkinin birleşimi. Güçleri hem yaratmaya hem de yok etmeye yetiyor. Dünya kurulalı beri yerkürenin derinliklerinden ısı, gaz ve mineraller çıkartarak yaşamsal bir amaca hizmet ediyorlar. Püskürmelerin bu yan ürünleri insan yaşamı için vazgeçilmez olan atmosferi yaratmış. Eğer yanardağlar olmasaydı biz de olmazdık. Bana kalırsa onlar görebileceğiniz en güzel şeyler. Fakat onların altında yaşayan insanlar için dünyanın en korkunç ve en yıkıcı gücü. Kameraman Geoff McLean'in görevi dünyadaki yanardağları kameraya almak. Riski bir iş. Bir keresinde öldürücü sıcaklıkta bir gaz ve kül bulutu onu ölümle burun buruna getirmiş. Sanki bir yük treni geçiyormuş gibi bir gürültü oldu. Volkanik parçalar bizim bulunduğumuz vadiye inmeye başladı. Orada 5 dakika daha kalsaydık, bu bizim son görevimiz olurdu. Martley yanardağların güzelliğini kaydedebilmek için hayatını riske attı. Kimileri ise bu riski onların gücünü ölçebilmek için alıyor. Lavların ne yöne gideceği çoğu zaman küçük bir hareket sonucu belirlenir. Buna pek çoğumuz şahit olduk. Geçtiğimiz 60 yıl içinde volkanik püskürmeler en az 27 bilim insanının hayatını kaybetmesine yol açtı. Buna karşın onlar araştırmalarına devam ediyor. Her yıl yaklaşık 50-60 volkanik püskürme meydana gelir. Her an 20 kadar yanardağ püskürme halinde. Bunlar yerkürenin yüzeyindeki havalandırma delikleri gibidir. Patlamaların çoğu ateş çemberinde, büyük okyanusun tabanında tektonik plakaların çakıştığı yerde meydana gelir ve ergimiş kaya yani magma açığa çıkar. Sıkışmış gaz yüklü magma volkanik patlamalara neden olur. Magma tabakasının daha ince ve içeriğindeki gazın daha az olduğu yerlerde daha küçük püskürmeler olur. Püskürmeleri karşılaştırmak ve kategorize etmek için bilim insanları volkanik patlayıcılık endeksini ya da kısaca VPE ölçeğini kullanırlar. Ölçekteki her birim daha yüksek bir kül bulutunu, daha fazla madde püskürmesini ve daha büyük bir patlayıcı enerjiyi ifade eder. Buradaki olaylar patlayıcı olmayan bir püskürmeyle başlıyor. Ve gezegenimizi değiştiren çok büyük bir püskürmeyle zirveye ulaşıyor. Uzmanlar böyle bir olayın er ya da geç gerçekleşeceğini söylüyor. Kiluya, Hawaii, Şubat 1983'ten günümüze VPE 01 arası tipi sıcaklıkta ana faktör yüksek magma akışkanlığı. Hawaii, muhteşem bir tropik cennet. Ancak bu parlak kumun ve geniş ormanların altında bir kazan, dehşet verici bir sıcaklık ve şiddetle kaynıyor. Burası yeryüzündeki en ihtişamlı volkanik oluşumlardan biri. Hawaii adalarının tümü birer volkan. Bu jeolojik oluşumun bugünkü haline gelmesi 70 milyon yıl sürmüş. Bu oluşuma sıcak nokta deniyor. Yerinde bir adlandırma. Bir sıcak nokta, içinde çok fazla ısı barındıran küçük bir bölgedir. Isı yukarı çıkar ve yer kabuğunun yüzeyine görece yakın bir yerde kayaları eritir. Ergimiş kayalar lav halinde püskürür. Şubat 1983. Hawaii'nin büyük adası üzerindeki Kilauea 80 metre yüksekliğe lav püskürtür.
Magma ince olduğundan ve içeriğinde fazla gaz bulunmadığından bu püskürme patlayıcı değil ama yine de tehlikeli. Püskürme 7 yıl boyunca devam ediyor. Çok yavaş ilerliyor ama durdurulması imkansız. Şubat 1990'da Kalapana adlı balıkçı köyüne ulaştığında köy boşaltılıyor. Bu ilerleyişi izlemek gerçekten de acı veriyordu. Çünkü ağır ağır köyün içine sokuluyordu. Her hafta bir blok ev yok oluyordu. Köylülerin özel eşyalarını toplayacak kadar zamanı var. Bazıları tüm evi taşıyacak zamanı bulurken, diğerleri geçmişlerinin lav altında kalmasını seyretmekle yetiniyor. O öğleden sonra evden taşındık ve iki gün içinde alevler evimizi yuttu. Lavın bahçemize kadar geldiğini görmüştük. Aralık ayında tüm köy yok olmuş, 15 metre yüksekliğinde ergimiş kayanın altında kalmıştı. Arkamdaki yer eski Kalapana'nın doğu sınırı. 1990'da burada 150 ev vardı. 5 katlı apartman yüksekliğinde lav evlerin üstünü örttü. Yanardağın yarattığı zorluklara rağmen kimi havaililer kendi kişisel trajedilerinin ötesine bakıyorlar. Lavın gücüne ve güzelliğine saygı duyuyorlar. Ona tanrıça pel ediyor ve tapıyorlar. Bunun bizim için bir kayıp olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki burası Pele'nin, onun toprağı, onun ülkesi. İstediği zaman gelir ve istediği yere gider. Kilauea 1983'ten bu yana 200 aileyi yerinden etti ve milyonlarca dolarlık maddi zarara yol açtı. Aynı zamanda Hawaii'yi oluşturan 70 milyon yıllık süreci devam ettirerek adaya 200 hektardan fazla toprak kattı. Bir yanardağını yok ederken aynı zamanda yarattığını gösteren iyi bir örnek. Yavaş hareket eden magma sürekli tehdit yaratıyor ama nadiren büyük patlamalara neden oluyor. İnceleyeceğimiz diğer olayda ise jeolojik tozla yüklü küçük bir alanda kısılı kalmış magma çok daha patlayıcı bir volkanik püskürmeye neden oluyor. Ölümcül, beyaz, sıcak gaz bulutu binlerce insanın üstüne iniyor ve Karayiplerin başkentini yerle bir ediyor. Ardından nihai felaket senaryomuzda bir süper volkan Avrupa'nın tam ortasında harekete geçiyor. Büyük bir şehri yıkıyor ve tüm gezegeni karanlığa sürüklüyor. Muhteşem lav pınarları ve Kilauea'dan Hawaii'nin büyük adasına akan lav nehirleri hem yaratma hem de yok etme gücüne sahip. Ama çoğunlukla ölüme sebep olmuyor. Ondan daha patlayıcı ve tehlikeli, öldürücü gaz ve toz bulutları saçan yanardağlar. Böyle bir yanardağ, bir ülkenin yarısını yerle bir etti ve 19 kişinin ölümüne sebep oldu. Sufiye Tepeleri Monsera, 25 Haziran 1997 VPE-1-2 arası tipi stratovolkan ana faktör püskürtü akıntıları. Monsera, Karayipler'de verimli ve sakin bir inziva köşesi. Ancak 1995'te 400 yıldır sükunetini korumuş Sufriye Tepeleri Yanardağ faaliyete geçiyor. 2 yıl boyunca pek çok püskürme meydana geliyor ve daha yüzlerce metre yükseğe kül püskürtüyor. Plymouth'un başkenti 2 defa boşaltılıyor. Her seferinde burada yaşayanlar yanardağın hiddetinin sönmüş olduğu umuduyla geri dönüyor. 25 Haziran 1997'de bu umutlar toprağa gömülüyor. Saat 13 sularında dev bir kül bulutu yaklaşık 10 kilometre yükseliyor. Bunu takip eden yarım saat içinde 800 derece sıcaklığında kül ve kaya karışımı saatte 100 kilometre hızla dağdan inmeye başlıyor. Bu ölümcül bulutlara volkanik püskürtüler adı veriliyor. Roy Daly yanardağdan 3 kilometre uzakta oturuyor. Patlamayı duyuyor ve üzerine gelen ve kendisinden 50 metre uzaklıktaki püskürük akıntıya bakmak için dışarı çıkıyor. Bir sıcaklık hissettim. Hava kararmaya ve ısınmaya başladı.
Arabama bindim ve olabildiğince hızlı uzaklaşmaya çalıştım. Akıntıdan uzakta bir tepeye doğru sürdüm arabamı. Gaz, kül ve kaya karışımının gücü yoluna çıkan her şeyi silip süpürüyor. Tüm köy yok olurken Roy çaresizlik içinde olan biteni izliyor. Akıntıdan kaçmayı başardı fakat henüz tam anlamıyla güvende değil. Korkudan titriyordum, öleceğimi düşünüyordum. O kadar karanlıktı ki burnumun ucunu bile göremiyordum. Üzerime sıcak kül yağıyordu. Çok sıcaktı. Korkmuştum. Hiçbir yere kıpırdayamıyordum. Hiçbir şey göremiyordum. Doğru dürüst nefes bile alamıyordum. Tabii ki öleceğimi düşündüm ama yaşayacağıma dair umudum vardı. Sonunda helikopter gelip Roy'u kurtarıyor. Fakat pek çok kişi kurtulamıyor. Doktor Sue Laughlin, Monserrat Volkan Gözlem Evi'nin yöneticisi ve püskürmenin tanığı. O gün volkanik akıntının hızı saatte 240 kilometreye ulaştı. İnsanlar onun geldiğini gördüler. Ama kaçmak için yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Yaklaşık 8 milyon metreküp akıntı binlerce kilometre karelik alanı kapladı. Yüzden fazla evi yıktı ve adanın tek havaalanını yok etti. Monserrat'ın dünya ile irtibatını sağlayan tek şey bir feribot seferiydi. Ama yanardağ henüz sakinleşmemişti. Püskürmeler ve magma akışları 4 ay boyunca adayı yıkmaya devam etti. Ayda 70 patlama gerçekleşiyordu. Kimi zaman günde 4 kez patladığı oldu. Her patlama mantar biçiminde bir buluta yol açıyor ve bulut kısa sürede yanardağdan çok yükseklere çıkıyordu. Her patlamanın ardından magma akıntıları başlıyor ve yanardağın dört bir tarafına yayılıyordu. Arkamda bu akıntılardan birinin Guaj dağları üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Lavlar dağa kadar geldi ve burayı yakarak tüm bitkileri kül etti. Püsküren akıntıların doğal kaynaklara verdiği zarar inanılmaz. Ayrıca 19 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu vahşi ve trajik püskürmenin nedeni bu adanın altında yatıyor. Bu tropik cennetin oluşmasını sağlayan etkenler aynı zamanda onu yok etmekle tehdit ediyor. Burada Kuzey ve Güney Amerika tektonik plakaları çakışıyor ve birbirleri üzerine baskı uygulayarak bir bindirme zonu oluşturuyorlar. Yaklaşık 130 kilometre derinlikte plakalar birbiri üstüne biniyor. Altta kalan plaka kısmen eriyor ve magmayı oluşturuyor. Magma yeryüzüne çıkacak bir delik buluyor ve binlerce yıl boyunca buradan çıkmaya devam ediyor. Sufiye tepeleri yanardağı, Kilauea'dan farklı olarak kalın bir magma çıkarıyor. Binlerce yıldır bu magma dağa bu volkanik koni şeklini veriyor. Bu şekle stratovolkan adı veriliyor. Magma yoğun basınç altında çok çeşitli gazlar barındırıyor. Gazlar yer kabuğunun yüzeyine kadar yükseliyor ve burada basınç açığa çıkıyor. Bir şampanya şişesindeki gibi gazlar birden genişliyor ve yanardağ şiddetle püskürüyor. Binlerce kilometre ötede İtalya'nın Bari kentinde bilim insanları Sufriye tepelerinin en ölümcül yan etkisi üzerine çalışıyorlar. Bu deneyin amacı volkanik püskürtülerin dinamiklerini anlamak ve bir sonraki olaya hazırlıklı olmak. Doktor Delino ve ekibi Vesuv Dağı'ndan alınmış 200 kilogram volkanik külü bir silindirin içine dolduruyorlar. Basınçlı gaz külü püskürten bir patlamaya neden oluyor. Volkanologlar, çeşitli araçlar ve yüksek hızda çekim yapan kameralar kullanarak külün çıktığı yüksekliği, gittiği yönü ve yoğunluğu ölçüyor. Bu ölçümden sonra araştırmacılar test sonuçlarını belirli yanardağların topografisiyle karşılaştıracaklar. Böylece volkanik püskürüklerin etkisine maruz kalması muhtemel yerleri belirleyecekler. Yerel yetkililer patlamadan önce bu bölgeleri boşaltacak ve pek çok insanın hayatı kurtulacak. Ancak ne yazık ki Sufriye tepeleri gibi stratovolkanların yakınındakiler için volkanik püskürük ve kül yağmurundan başka tehlikeler de var. Monserrat'a her yıl 1200 ila 2000 milimetre arasında yağmur düşer.
Sağanak yağmur suları püskürük akıntılarının oluşturduğu kanallardan aşağı akar ve Lahar adı verilen çok büyük çamur sellerine yol açar. Bu parçaların çoğu laharla taşınır. Püskürtü kayaları yağmur suyuyla tepeden aşağı iner ve tüm şehri çamur ve kaya parçalarıyla kaplar. Laharlar Plymouth'ın o kadar büyük bir kısmında yıkıma yol açmış ki burada yaşayanlar şehri terk etmiş. Laharlar bu tek taraflı savaşta yanardağların açtığı yaylım ateşine benziyor. Sufriye tepeleri yanardağı, binden fazla evi yerle bir etti, adanın yarısından fazlasını yaşanamaz hale getirdi ve bir ülkenin başkentini yok etti. Bir zamanlar 12 bin kişinin yaşadığı şehirde şimdi sadece 4500 kişi kaldı. İnsanların toplu halde Montserrat'ı terk etmek zorunda kaldığını görmek çok üzücüydü. Yine de anlaşılır bir durumdu. Çünkü tüm mallarını kaybetmişlerdi. Gidecek yerleri, oturacak evleri yoktu. Aileleri ve arkadaşlarıyla okullara ve kiliselere sığındılar. Çok zor bir dönemdi. Fakat yanardağ aynı zamanda adadaki hayatı canlandırmaya yarayacak bazı fırsatlar da yarattı. Yanardağ turizmi artıyor. Rodale'nin bir tur otobüsü var ve onu işletiyor. Aktif bir yanardağ görmek insanları ürkütüyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir yanardağını sadece 1,5 kilometre uzaktan görme fırsatı bulabileceğinizi sanmıyorum. Onu köpürürken ve sarsılırken görmekten bahsediyorum. Sufriye tepelerinin lavları ve laharları ölümcül ve yıkıcı. Fakat patlamalarının şiddeti volkanik patlayıcılık endeksinde 3'ü hiçbir zaman geçmedi. Ancak VPE 5 değerinde bir püskürme 24 megatonluk bir patlama şiddetindedir. Yüzlerce hektarlık alanı etkiler ve düzinelerce insanın yaşamına son. Bilim insanları modern zamanlarda görülmemiş milyonlarca kişiyi öldürebilecek bir süper patlamanın potansiyelini araştırıyor. Montserrat'taki Sufriye tepeleri yanardağından akan lavlar ve laharlar bir adanın merkezini yok etti, 19 kişinin ölümüne sebep oldu ve adanın arazisini değiştirerek binlerce kişinin hayatını geri dönülmez şekilde etkiledi. 1980'de Kuzeybatı Amerika'nın Pasifik'e bakan tarafında top patlamasına benzer bir etki yaratan ender bir volkanik püskürme meydana geldi. Püskürme sonucu ormanlar yok oldu ve onlarca kişi yaşamını yitirdi. St. Helens Dağı, 18 Mayıs 1980, VPE-5 tipi stratovolkan, ana faktör yanal patlama. Kasket Dağları, Kanada'dan Kuzey Kaliforniya'ya kadar 1100 kilometre boyunca uzanır. Yüz binlerce gezi ve kayak meraklısı macera aramak ve şehirden kaçmak için buraya gidiyor. Fakat 1980 yılı baharında Cascade'in tacındaki taşlardan biri çatlamaya başlıyor. Mart ayında St. Helens Dağı'nın zirvesi derinlerinde meydana gelen küçük depremlerle sarsılıyor. 120 yıl süren uykunun ardından dağ uyanmaya başlıyor. 17 Mayıs'ta dağın hareketi Keith Ronholm adında bir jeofizikçiyi meraklandırıyor ve Ronholm dağa yakından bakmaya karar veriyor. St. Helens Dağı 5 ya da 8 gündür faaldi. Zirvede oluşan küçük püskürmelere bakmak için Bear Meadow adında bir yere gitmiştik. Ronholm istediğinden fazlasını aldı. 18 Mayıs sabahı saat 08.32'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem yanardağın kuzey kesimini vurdu. 2,8 milyar metreküp toprak saatte 257 kilometre hızla dağdan aşağı inmeye başladı. Kamyonetimde oturmuş kitap okuyordum. Derken bağırışmalar duydum. Başımı kaldırıp dağa baktığımda kuzey tarafının aşağı kaymakta olduğunu gördüm. Toprağın hareketi magmayı yanardağın içinde tutan muazzam basıncın kalkmasına neden oldu. 24 megaton şiddetinde Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1800 kat daha kuvvetli bir patlama dağın kuzey yüzünü parçaladı. Bu nadir rastlanan bir patlama türüydü. Çünkü dağ diğer patlamalarda olduğu gibi yukarı püskürmemiş, yana doğru püskürmüştü. Patlama kayalardan, ağaçlardan ve külden oluşan bir bulut çıkardı.
Koyu gri küller bir bulut gibi hareket ediyordu. 10-15 saniye içinde bu kül bulutu genişledi ve tüm dağı kapladı. Tüm bunlar sessiz bir şekilde gerçekleşiyordu. Bende kaçma dürtüsü uyandıracak bir gürültü olmadı. Daha 16 kilometre uzaklıktaydım. İlk anda bu uzaklıktaki bir şeyin size zarar vereceğini hissetmezsiniz. Orada durdum ve fotoğraf çektim. Bu olay beni adeta büyülemişti. Düşen parçaların oluşturduğu bulut, yanardağla Ronholm arasındaki mesafeyi saatte 480 km hızla geçiyordu. Keith birden büyük bir tehlike altında olduğunu fark etti. Kamyonetle uzaklaşırken omzumun üstünden son bir fotoğraf daha çektim. Hareket yüzünden biraz titrek çıktı ama durup fotoğraf çekecek zamanım kalmamıştı. Arkama dönüp küçük otoparka baktığımda herkesin kaçmış olduğunu ve orada fazla oyalandığımı fark ettim. Bulut üzerime geliyordu. Ronholm şanslıydı. Patlamanın şiddeti dağın kuzey ve kuzeybatı tarafından daha fazla hissedilmişti. Kuzey doğru, yani ona doğru gelen bulutun enerjisi daha azdı. Bu sayede kaçacak zaman bulabildi. Yana doğru meydana gelen patlama, toz ve gaz bulutunu 24 kilometre yükseğe püskürttü. Bir saatten kısa süre sonra meydana gelen dikey patlama ise göğe daha fazla kül püskürttü. Jess Hagerman, Washington ordusundan güvenlik güçleriyle birlikte bu ürkütücü sahneye doğru uçuyordu. Ağaçların çoğu patlamanın etkisiyle yerinden sökülmüştü. Hem de St. Helens Dağı'nın 20-25 kilometre aşağısındaki ağaçlar. Tüm arazi değişmişti. Manzara karşısında kendimizi havada uçan bir sinek gibi hissettik. Patlamanın büyüklüğü inanılmazdı. İnanılmaz ve korkun. 800 derece sıcaklığında volkanik püskürtü dik yamaçlardan saatte 129 kilometreye varan bir hızla iniyor. Kimi yerlerde lav kalınlığı 37 kilometreyi buluyor. Felaketi takip eden ilk saatlerde arazide ne büyüklükte bir hasar meydana geldiğini anlamak imkansız. Fakat Jess Hoberman'ın felakette kaç kişinin öldüğünü anlaması çok kısa sürüyor. Patlama bölgesindeki ilk iki yaralıyı burada, bu önümüzdeki yamaçta bulduk. Yaralıların Jim Skemanki ve arkadaşı Leonie Spirinov olduğunu anladık. Onları helikoptere almayı başardık. Volkanik püskürme 9 saat sürüyor. Bilim insanları olayın muazzam boyutlarını kavramaya çalışıyor. Patlamadan önce St. Helens Dağı'nın yüksekliği 2949 metreydi. Şimdi o zamana göre tam 400 metre daha kısa. Patlama 300 bin ev yapmaya yetecek kadar ağacı yok etti. Binlerce ağaç kütüğü hala zirveden 5 kilometre uzaklıktaki Spirit Gölü'nde duruyor. Yanardağ gökyüzüne 508 ton kül saçtı ve bu küller 3 gün içinde tüm Birleşik Devletleri kapladı. Jeologlar patlamadan 2 gün sonra olay yerine bakmaya gittiler. Ay yüzeyinde yürümek gibiydi. Böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. 600 kilometre karelik bu alan tamamen yerle bir olmuştu. Tüm bu alan içinde yaşayan tek bir canlı bile kalmamıştı. Ne bir kuş ne bir böcek. Tek bir renk hakimdi, gri. Yer sıcak taşlarla kaplıydı. Her yerden duman ve sıcak gaz çıkıyordu. Volkanik püskürmeyi izleyen günlerde uzman ekipler dağın her tarafını incelediler. St. Helens Dağı'ndaki patlamanın tuhaf yanı Kanada'dan bile duyulmuş olmasındaydı. Fakat Keith Ronholm gibi olaya tanık olan 16 kilometre öteden hiçbir ses duymamışlardı. Atmosferdeki sıcaklık yukarı çıkıldıkça düşer. Patlamanın etkisiyle yeryüzüne çıkıp havaya yayılan ses dalgalarının hızı da sıcaklığa paralel olarak düşer.
Stratosfere ulaştıklarında ise sıcaklık yükseklikle birlikte artmaya başlar ve ses dalgaları buradan aşağı yayılır. Patlamanın 6 ile 60 metre arasındaki mesafelerde duyulmasının nedeni de işte bu. 1980'den bu yana Yanardağ'da on binlerce küçük deprem ve sayısız küçük püskürme meydana geldi. 2004'ten beri Yanardağ sürekli lav püskürtüyor ve püsküren lavlardan oluşan dev tepe bugün hala büyüyor. Bu volkanik etkinliği gözlemlemek volkanolog Rick Lawson'ın işi. Alan çalışması yapan insanları tehlikeye atmadan araç gereçlerimizi oraya olabildiğince çabuk taşımamız gerekiyordu. Püskürmelerdeki değişiklikleri gözlemlemeliydik. Paslanmaz çelikten yapılmış bu aleti kullanmaya karar verdik. Kiler örümceğine benziyor. Bu nedenle ona örümcek diyoruz. Bu GPS anteni uydulardan küçük sinyaller alarak aletin tam yerini saptamamıza yarıyor. Sinyaller bilgisayar sistemine giriyor ve veriler ofisteki bilgisayarlardan çıkartılabiliyor. Sonra bu veriler tekrar bu anten aracılığıyla geri gönderiliyor. Örümcek helikoptere dikkatlice monte ediliyor. Şimdi canavarın tam kalbine inme zamanı. Kratere yaklaştıkça yeni oluşan lav tepesi görünmeye başlıyor. Tepe sülfür dioksit gazı ve buhar çıkartıyor. Bu magmanın yüzeye yaklaşırken yeni bir püskürme potansiyeli taşıdığının kanıtı. Örümcek lav tepesinin üstüne yerleştiriliyor. Bu Rick ve pilot için en tehlikeli an. Krater tabanına bu kadar yakın oldukları sırada kayaların patlaması ya da ani bir buhar çıkışı ölümlerine neden olabilir. Bir cerrah titizliğiyle örümceği lav tepesinin en yüksek yerine yerleştiriyorlar. Birkaç saniye içinde cihaz veri toplamaya ve iletmeye başlıyor. Lawson, Vancouver, Washington'daki Cascade Yanardağ gözlem evinde örümcekten gelen dijital görüntüleri inceliyor. Kısa aralıklarla çekilen fotoğraflar lav tepesinin dehşet verici büyümesini gösteriyor. Bu olayın en ilginç yanı yerden çok fazla kaya çıkması. Yüksekliği Empire State binasından daha fazla ve günde 5 metre yükseliyor, 200 metre genişliyor ve hemen burada oluyor bu olay. Neredeyse arka bahçemizde. Henüz lav tepesinin bu hızlı büyümesi konusunda bir sonuca ulaşılmadı. Jeologlar 1980'dekine benzer bir patlama gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ama pek muhtemel olmadığını söylüyor. Yine de ileride bir takım püskürmelerin olacağından eminler. Gelecekte olacaklar bir yana, dağın yakın geçmişi hala bugünü etkilemeye devam ediyor. Özellikle de orada yaşayanlar için. Bu olaya tanık olmak harika. Normalde yeryüzünü statik, değişmez ve sabit bir yer olarak düşünürüz. Ama bir volkanik püskürmeyi seyrederken dev bir toprak parçasının kaymasına ve onlarca kilometre karelik orman alanını yok eden yakıcı bir kül bulutunun oluşumuna tanık olurken doğanın ve jeolojik kuvvetlerin ne kadar güçlü olduğunu anlıyorsunuz. St. Helens Dağı'ndaki VPE 5 şiddetindeki yanal patlama büyük miktarda arazinin yok olmasına ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu endeksteki bir birim artış, yani VPE 6 şiddetinde bir volkanik püskürme pek çok ölümcül yan etkiyle beraberinde getirir. Az sonra bilim insanları gelecekte bir gün mutlaka gerçekleşeceğini düşündükleri dev bir volkanik patlamanın akıl almaz sonuçlarını ortaya çıkaracaklar. St. Helens Dağı'nda meydana gelen 5 şiddetindeki yanal patlama 600 kilometre kare toprağı tahrip etti ve 57 kişinin ölümüne yol açtı. Fakat bir yanardağ var ki türünün tek örneği. Yüzlerce can aldı ve dünya üzerindeki milyonlarca kişiyi etkiledi. Dağın püskürmesi günler, aylar, hatta yıllarca devam eden ve etkileri bugün bile devam eden trajik olayların sadece başlangıcıydı. Pinatubo Dağı, 15 Haziran 1991, VPE 6, tipi stratovolkan, ana faktör laharlar. Luzon, Filipin adalarının en büyüğü. 56 milyon kişi burada, Manila'nın başkentinde
Pinatubo Dağı ile aynı yerde yaşıyor. Yüzyıllardır binlerce kişi dağın üzerinde ve etrafında ikamet ediyor. Çiftçiler dağın verimli topraklarında pirinç ve diğer tahılları yetiştiriyor. Fakat burada yaşayanlar dağın bir yanardağ olduğunu bilmiyor ya da buna inanmıyorlardı. Onun yanardağ olduğunu bilen uzmanlarsa dağın sönmüş olduğunu düşünüyordu. 9 Haziran 1991'de dağ 500 yıldır ilk kez faaliyete geçti. Püskürmeler, depremler, püskürtü akıntıları ve kül adaya gece gündüz demeden sert darbeler indirdi. Jeolog Dr. Kelvin Rudolfo olayların başlangıcından 4 gün sonra geldi. Kül bulutunun kalınlığı o kadar fazlaydı ki 6 metreden ilerisi görünmüyordu. Üzerimize yumurta büyüklüğünde parçalar düşüyordu. 15 Haziran'da dev bir patlama 5 kilometre küp volkanik parçayı 35 kilometre yukarı püskürttü. Dağın tepesi çöktü ve bir dizi büyük depremi tetikledi. Rodolfo, Pinatubo'dan 33 kilometre uzaklıktaki Olongapo şehrinde kısılı kalmış binlerce kişiden biriydi. Püskürme süresince dehşet içindeydim. Her 3 dakikada bir hissedilir bir sarsıntı oluyordu. Sarsıntıların şiddeti, içgüdüsel olarak binanın dışına çıkmanıza neden olacak büyüklükteydi. Fakat dışarıdaki durum da pek iç açıcı değildi. Üzerimize kızılımsı renkli şimşekler çakıyor ve şimşeklerle hemen hemen eş zamanlı olarak gök gürlüyordu. Bu bulut şimşekleri kül bulutundaki statik elektrikten kaynaklanır. Şimşek dikey olarak değil, yatay olarak çaktığından nadiren tehlike yaratır. Yine de dışarıdaki ürkütücü görüntü orada yaşayan pek çok kişiyi çatılarındaki külü süpürmekten alıkoydu. Ancak asıl tehlikeyi bu küller oluşturuyordu. Püskürmeyle aynı gün Luzon'da bir tayfun çıktı. Sağanak yağmur küllerle birleşti. Kül, kaya ve minerallerin tozlarından oluştuğu için su onu çimento benzeri bir maddeye dönüştürdü. Çatılarında birkaç santimetre kül bulunanlar için bu karışım öldürücü olabilirdi. Üzerimizden geçen tayfun külü suya doygun hale getirdi. Bu külü ağırlaştırdı ve çatılar çöktü, duvarlar yıkıldı. Bu da yetmezmiş gibi geniş püskürtü akıntıları Pinatubo'nun etrafındaki vadileri volkanik kayalarla doldurdu. Tayfun bir kez daha volkanik püskürtülerden ölümcül silahlar, laharlar meydana getirdi. Laharlar büyük miktarda volkanik püskürtünün çok fazla suyla karışması sonucu oluşur. Dev kütle aşağı doğru akar ve yollarına çıkacak kadar şanssız olan herkesi ve her şeyi yok eder. Saatte 25 kilometre hızla giden bir buldozerin bir köprü ayağına çarptığını düşünün. Köprü yıkılır. Yuvarlanan dev kayaların yarattığı etki de buna benzer. Kabus gibi 9 saatin ardından volkanik püskürme sona erdi. 300 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi evsiz kalmıştı. Her şey yeterince kötüydü ama daha kötüsü de olabilirdi. Püskürmeden önceki aylarda dağın yakınında yaşayanlar sismik hareketlilik olduğunu bildirmişlerdi. Bilimsel gözlemler bunu doğruladı. Yüksek risk taşıyan bölgelerin uzmanlarca saptanmasının ardından yetkililer püskürmeden önceki günlerde 58 bin kişiyi bölgeden uzaklaştırdı. Püskürmeden önce haritalar hazırlamış ve mevsim rüzgarlarını göz önünde bulundurarak tefranın ne yönde hareket edeceğini belirlemiştik. Ama başka bir ölümcül gelişme, yani tayfun, rüzgarın yönünü değiştirdi. Güvenli olduğu düşünülen yerler, kül ve yağmur karışımının etkisi altında kaldı. Afet bölgesinde temizlik çalışmaları sürerken kül bulutu dünyayı sardı. Atmosferin yukarılarında sülfür dioksit, sülfürik asit aerosoline dönüştü ve güneş ışınlarının bir kısmını geri yansıtarak tüm dünyadaki sıcaklığın bir derece düşmesine neden oldu. Atmosfer üzerindeki bu etki 2 yıldan uzun sürdü. Filipinler'de ise yanardağın artçıl etkileri sürüyordu.
Püskürmeyi takip eden 3 ay boyunca sağanak yağmurlar 200'ün üzerinde lahara yol açtı. Zaman geçtikçe ve akıntılar toprakta derin oluklar açtıkça kanallar daha da büyüdü. Çamur selleri daha da yıkıcı hale geldi. Tehlike altındaki yüz binlerce insana yardım edebilmek için nehrin üzerine gözetleme istasyonları yerleştirildi. Bir lahar görüldüğünde Peder Nestor gibi rahiplere telsizle haber veriliyor, onlar da kilise çanlarını çalarak kent sakinlerini uyarıyordu. Çan sesi gecenin her saatinde duyulabilirdi. Bir alarm uyarı sinyaliydi. Dikkat! Hazır olun! Lahar geliyor. Fakat kötü şans Luzon sakinlerinin peşini yine bırakmadı. Ekim 1995'te bir başka büyük tayfun adayı vurdu ve gözetleme istasyonları alarma geçti. Ne yazık ki sel suyu gözetleme istasyonundan geçtiği sırada laharları oluşturan sağanak yağmur henüz kaya parçaları taşımıyordu. Bu yüzden gözetleme kulelerinden telsizde gelenin sadece sel suyu olduğu bildirildi. Fakat su kanaldan aşağı aktıkça pek çok maddeyi beraberinde taşımış ve %80'i toprak ve kaya parçalarından, %20'si sudan oluşan laharlar meydana getirmişti. Su yüzdesinin düşük olması laharın daha hızlı, güçlü ve şiddetli ilerlemesine neden oldu. Öfkeyle etrafa saldıran atların çıkardığı sese benzer bir ses çıkarıyordu. Giderek yaklaşıyordu. Derken mahallemizin kilisesini işgal etti. Evimin bulunduğu bu ikinci kat çamurla kaplandı. Ve ben çan kulesine tırmandım. Lahar gelmeye devam ediyordu. Lahar'ın yükseldiğini ve pek çok evin ikinci katını kapladığını gördüm. İnsanların çığlıklarını duyuyordum. Çok karanlıktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Lahar onlarca kişiyi öldürdü ve tüm Bacalor kentini kapladı. Lahar kalıntıları çimento gibi çok çabuk kurur ve kuruduğunda kaya gibi sert olur. Bugün buradaki köy kurumuş laharın üzerine inşa edildi. Yıkımın tüyler ürpertici anıları her yerde. Peder Nestor'un kilisesinde 7 metre çamurun üstüne yeni bir kat inşa edildi. 1991'den bu yana binlerce lahar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı ve 42 bin evi yerle bir etti. Fakat bilim insanları Pinatubo'nun tekrar tehlike oluşturmasından korkuyorlar. Dağın tepesinde yeni bir tehlike oluşuyor. Bu kez tehlike magma değil, yıllardır yağan yağmurların yanardağın kraterinde oluşturduğu dev göl. Bu göl 2002'de taştı ve büyük bir lahara neden oldu. Jeologlar tüm bu alanı kaplayan bir fay konusunda endişeli. Kayalar çok kötü parçalanmış ve kanalın duvarları çok dik. Heyelan olabilir. Ve kanalla birleşerek aşağı kayan toprak çok büyük laharlar oluşturabilir. Gölde 100 milyon metreküp su var. 46 bin kişi onun altında yaşıyor. Buradaki herkes büyük bir laharın tehdidi altında. Bugüne kadar volkanik püskürmeler ve laharlar 2 milyon kişiyi etkiledi. Pinatubo, Luzon'un darbe almış fakat çabuk iyileşen halkı için sürekli bir tehlike. Bilim insanları içinse süre giden bir gösteri. Jeoloji eğitimi sırasında küçük olayların milyonlarca, 10 milyonlarca hatta 100 milyonlarca yıl tekrarlanarak dağları oluşturduğunu öğrendik. Fakat burada bir gün içinde olup biten olaylar söz konusu. Sadece birkaç saat içinde ya da birkaç gün içinde muazzam miktarlarda volkanik püskürtü bir araya geliyor, devasa delikler oluşuyor. Bana göre bu muhteşem bir şey. Pinatubo'daki püskürmenin tahrip edici yan etkileri uzun vadede yüzlerce kişinin yaşamına son veren ve etkisi bugün bile hissedilen sonuçlar doğurdu. Ancak volkanologların gerçekleştiğinden emin oldukları çok daha güçlü bir püskürme milyonlarca kişiyi tehdit edebilir. Pinatubo Dağı'nın VPE 6 şiddetindeki püskürmesi 700'den fazla kişinin ölümüne neden olurken dünyanın dört bir tarafını gaz ve toz bulutunu sarmasına ve yeryüzü sıcaklığının 1 derece düşmesine yol açtı.
Eğer VPE 7 şiddetinde bir püskürme meydana gelirse bundan 10 kat daha şiddetli olacak. Onlarca kilometre mesafedeki yaşamı yok edecek ve dünyanın iklimini hissedilir şekilde değiştirecek. Bilim insanları bunun bir gün gerçekleşeceğini söylüyor. En büyük yanardağ tarihi bilin VPE 7 tipi volkanik çöküntü. Ana faktörler kül ve püskürtü akıntıları. İtalya'nın Napoli kentinde 5 milyon insan dünyanın en riskli volkanik bölgesinde yaşıyor. Kentin yaklaşık 11 kilometre doğusunda Vezüv Dağı var. Milattan sonra 79 yılında yaşanan patlama Pompei'de ve çevre köylerde yaşayan 20 bin kişiyi öldürdü. O günden bu yana yanardağ tam 50 kez püskürdü. Son püskürme 1944'te meydana geldi. Vezüv, Napoli'nin üzerinde sürekli tehlike oluşturuyor. Ancak onun 15 kilometre batısında daha az dikkati çeken fakat ondan çok daha ölümcül bir volkan var. Campi Flegrei. Campi Flegrei, içinde bir dizi krater barındıran 13 kilometre genişliğinde volkanik bir göçük. 350 bin kişi bu göçüğün içinde yaşıyor. Campi Flegrei, Vezüv gibi yüksek ve heybetli bir yanardağ olmadığı için daha az dikkat çekiyor. Ancak Steve Self gibi volkanologlar onun içindeki muazzam gücün farkında. Şu anda bir volkanın içindeyiz. Bu volkan 350 bin yıl önce ortaya çıkmış ve geçmişte hatırı sayılır patlamalara neden olmuş. Bu bölgede tekrar tekrar meydana gelen püskürmeler şu anda içinde bulunduğumuz krater gibi kraterler yaratmış. Şu anda hala buhar çıkaran, hareket eden ve tıslayan delikler var. Bu deliklerden çıkan buharın sıcaklığı yaklaşık 700 derece. Sıradan bir gözlemci için bu sadece etkileyici bir olay. Fakat uzmanlara göre çıkan buhar ve yerdeki kaymalar tehlikeye haber veriyor. Campi Flegrei'nin gücü 35-40 bin yıl önce olmuş, devasa bir püskürmeden kalan katmanlarda yatıyor. Bu püskürme, 1991 yılında Pinatubo'da meydana gelenden 10 bin kat daha büyüktü. 80 metre derinliğindeki bu yer Sorrento'da bulunuyor ve Campi Flegrei'den 30 kilometre uzakta. Bir süper patlama sonucu açığa çıkan volkanik maddelerden meydana gelmiş. Volkanolog Giuseppe Mastro Lorenzo, bunların geçmişte bölgeye yayılan volkanik püskürtülerin jeolojik kanıtları olduğunu biliyor. Volkanik püskürtüler, girdaplı bir bulut halinde şu yöne doğru gitmişler. Ve kütle halinde yere inerek Napoli etrafındaki alanı kaplamışlar. Bilim insanları Campi Flegrei'nin geçmişi hakkında bildiklerinden yola çıkarak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olayları gerçekçi bir şekilde ortaya koyuyorlar. Senaryo geniş volkanik çöküntünün içinde bir yerdeki hareketlenmeyle başlıyor. Sıra dışı bir püskürme. 242 kilometrelik toz, gaz ve sünger taşı havaya fırlıyor. Bu büyüklükte bir bulut, büyük bir şehrin üzerini yüzlerce metre kalınlığında külle kaplayabilir. Volkanik püskürtüler yanardağdan, sesten daha yüksek bir hızla çıkar. Henüz külle kaplanmamış olan binalarda püskürtünün gücüyle yıkılır ya da 800 derecenin üzerindeki sıcaklığıyla kürenir. Bir zamanların heybetli şehri tamamen yok olur. Püskürtüler ve küller yüzünden ölenlerin sayısı kıyamete aldı. Bu büyüklükte bir püskürmenin milyonlarca kişiyi öldürebileceğini söyleyebiliriz. Yanardağ çok yakın olmayan yerlerde bile can kaybı ve maddi hasar meydana gelir. Püskürmenin çıkardığı bulut 30 kilometreye yükselir. Kül yağmuru, volkanik çökeltinin yakınındaki şehirlere ve hatta 225 kilometre ötedeki Roma'ya yayılır. Şehir 20 santimetre kalındığında külle kaplanır.
Bu kalınlık çatıların çökmesi ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesi için yeterlidir. Doğu Avrupa'ya ve Asya'nın bazı kesimlerine daha az miktarda kül düşer. Ama az miktarda kül bile büyük sorunlara yol açabilir. Birkaç santimetre kalınlığında kül bile ulaşım sisteminin durması, su kaynaklarının ve günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyin tahrip olmasına yol açabilir. Bitkilerin üzerini örter, ağaçların yapraklarını kopartır. Bu gibi etkileri olur. Muazzam miktardaki kül ve sülfür dioksit atmosfere karışır ve dünya çapında milyonlarca kişiyi etkiler. Atmosfer modelcileri sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini tahmin ediyor. Büyük bir püskürmenin ardından meydana gelen böyle bir değişiklik dünyayı 4-5 yıl boyunca etkileyebilir. Eğer sıcaklık düşerse tahıl ekilen yerlerde tahıl yetişmeyebilir. Bitkilerin büyük kısmı bu değişiklikten etkilenir. Milyonlarca kişi de aç kalabilir. Ve sonuç olarak tüm gezegen ve üzerinde yaşayan herkes bu püskürmeden zarar görür. Dünyanın dört bir yanındaki dev yanardağları ve bunların yol açabileceği süper patlamaları düşünürseniz, henüz varlığından haberdar olmadığımız yanardağları da hesaba katarsanız, böyle bir olayın önümüzdeki 100 yıl içinde gerçekleşme olasılığı %1. Bu da oldukça yüksek bir olasılık. Bu olasılık, bilim insanlarının böyle bir felaket üzerine uluslararası tartışmalar başlatmasına yetecek kadar yüksek. Volkanologlar bir püskürmeyi önlemenin bir yolu olmadığını biliyor. Bu nedenle geçmişte olanlardan ders alıyor ve öğrendiklerini insanlığı geleceğe hazırlamakta bulunuyor.